Ah. Al. Isınırsın şimdi. Sağ ol abi. Ah. Ne oldu lan? Buz ısırması abi bu kesin. Ne ısırması ne? Ya abi kulağım buz ısırdı galiba. Çok acıyor. Soğukta olurmuş böyle. Ulan nanem olla. Hayır madem mızmızlanacaktın niye geldin? Kalorifer böceklerinin yanında kalsaydın öyleyse. Ya mızmızlanmıyorum abi ya. Al. Şunu tak. Ne dinleyeceğim abi bununla? Fakirliğin acıklı türküsünü dinleyeceksin Koray. Ulan oğlum. Saftirik geldin saftirik gideceksin ha. Isıtır işte kulaklarını. Ne dedin abi? Diyorum ki duyuyor musun? Duyamıyorum. Çıkar şunu kulağından. Ben öğrencimin doğruyu söylediğine eminim. Onu tanıyorum. Şu an ailesinin içinde bulunduğu kriz onu çok etkiliyor. Bir şeyler yapmak istiyordu ama istediği bu değildi inanın. Hocam doğrudur tabii. Ama siz de hak verirsiniz ki ortada işlenmiş bir suç var. Öğrenciniz olay mahallinde şüpheli olduğunu gösterecek bir durumla karşımıza çıkıyor. Siz öğrencinizin doğru söylediğine eminsiniz. Biz de sizin doğru söylediğinize eminiz. Ama kanunlar için emin olmak yetmiyor. Kanıtlar gerekiyor. Öğrencinizin bu işle bir ilgisi olmadığını kanıtlayacak mekana ait güvenlik kamerası kayıtları şu anda incelemede. Yani ben bu gece onu evine götüremiyorum öyle mi? Belli olmaz. İncelemenin uzun süreceğini zannetmiyorum. Merak etmeyin. Yeter ki ifadesi doğru olsun. Abi, burada bekçi var diyordun. Ne bileyim, vardı. Tüymüş herhalde. Ben de kırdım kilidi, girdim içeri oğlum. Birileri bizi çıkartana kadar buradayız artık. Sonra? Biz ne zaman sonrayı önceden düşündük Koray? Bugünü kurtarmaya bakacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Bizimkiler er ya da geç eve döner diyor senin için. Desinler. Bırak öyle düşünmeye devam etsinler. Peki okula da mı dönmeyeceksin abi? Ne bileyim oğlum ya. Aklım karışık. Ya ne kadar düşünürsem o kadar Arap saçı. Şu Zafer'in anlattığı hani kafamızın basmadığı çok bilinmeyen denklemler var ya. Aynı o denklemlere döndü hayatım. Ben anlamıyorum abi denklem beklem. Bak şimdi. Ben sana anlatayım oğlum. Annem X'e bu karşıma çıkan kadın Y. Tamam mı? Ben yıllarca annemin beni terk edip gittiğine inandım. Öfke doldu hep içim oğlum. Tamam. Bu öfkeden anne hasretini çıkarttım. Tamam mı? Hırsla çarptım. Kinle toplayıp hayatımın her saniyesine böldüm. Ne çıktı abi? Ne mi çıktı? Koca bir sıfır. Annemin karşıladığı koca bir sıfırdı bende anlıyor musun? X eşittir sıfır. Ama çıkan sonuç yanlışmış. Yani o kadının söylediğine göre yanlışmış. Bir annem varmış benim. Of delireceğim ya. Ne diyorum ben ya? Hayır babam niye bir yalanla büyütsün ki beni? Peki o kadın niye yardım etsin bize? Keşke annen yaşı olsaydı be abi. Çıkıp karşısına hesabını sorardım. Sana bir şey itiraf edeyim mi Koray? İçten içe bir gün hep bir yerlerde karşılaşacağız diye düşünmüştüm. Benim için öldü diyorum ama gerçekten öleceği hiç aklıma gelmemişti. Hayret. Abi karşılaşmış olsaydın ne söylerdin annene? Ne mi söylerdim? Derdim ki... Çayı tazeleyeyim mi lan? O kadar zaman görmemişsin anneni. Bunu mu derdin abi? Bunu derdim evet. Boş ver Koray ya. Kapatalım bu konuyu. Şu anne meselesi var ya. Bir mayın tarlası gibi benim için. Yani üzerine düşünmek ya da konuşmak bile istemiyorum. Yoksa bir gün bir yerde patlayacağım.